Merhaba, bugün borsada sıklıkla duyduğumuz bir terim olan bid, yani satış fiyatı ya da bid price, yani satış fiyatı aynı anlama geliyor, hakkında konuşacağız. Bildiğiniz gibi borsada alım ve satım fiyatları var. Buna ask ya da bid deniyor. Bu level 1 ve level 2 verileri şeklinde görebilirsiniz. Level 2 verilerini görüyoruz burada. Alıcı kısmı buyer diyor. Buna bid price deniyor. Satıcı kısmı satıcılar. Bu da ask kısmı oluyor. Bu iki fiyat birleştiğinde bir işlem gerçekleşmiş oluyor. Bu sarı nokta işlemin hangi fiyat üstünden sarı bölge işlemin hangi fiyat üstünden gerçekleştiğini gösteriyor. Ve grafikteki fiyat da işlemin gerçekleştiği fiyat oluyor genelde. Bu kullandığınız programa göre değişebiliyor. Ama genel olarak son işlemin yapıldığı fiyat grafikte kullanılan fiyat oluyor. Mesela 6.96'dan işlem yapıldı, 6.95'ten işlem yapıldı gibi. Borsada her hisse senedinin iki temel fiyatı vardır. Biri alış, yani bid fiyatı, diğeri satış, yani ask fiyatıdır. Bid fiyatı hisse senedini almak isteyen yatırımcıların ödemeye razı oldukları fiyatı temsil eder. Alıcılar daha düşük fiyattan almak istedikleri için, mesela bakın, sol taraf alıcılar. Bu kısım altında kalan yerlerin hepsi alıcılardır arkadaşlar. Bu da değişik bir şekilde görüntüsü aynı fiyat bilgisinin. 6.97'de mesela ne kadar alınmak isteniyor, nerelerden alınmak isteniyor? 6.96'da 100 adet almak istiyorlar. Bunun gibi hepsi sıralanıyor. Alıcılar gördüğünüz gibi düşük fiyattan almaya çalışıyor. Satıcılar da yüksek fiyattan satmaya çalışıyor. Burada satıcılar sıraya girmiş oluyor. Yani ask price satıcıların sıraya girdiği yerler. Bid price, yani bakın şurası, alıcıların sıraya girdiği yer. Bunun ikisinin ortasında, yani alıcılarla satıcıların birleştiği yerde bir işlem gerçekleşiyor. Yani alımla satım gerçekleşmiş oluyor. Bir satıcı elindekini satmak için kullanabileceği şu andaki en iyi fiyat 6.92. Yani en iyi 6.92'ye satabiliyorum ben. Şu anda elimde bu hisse olursa. Bir alıcının da en düşük alabileceği fiyat 6. Şimdi 94 oldu. 6.94. Yani alıcılar ve satıcılar arasında gördüğünüz gibi bir işlem olduğunda şu kısım oynuyor. Eğer yukarı doğru gidiyorsa bu tabii. Fiyat yukarı, grafikte de yukarı ya da aşağıya doğru gidiyor. Eğer satış işlemleri çok oluyorsa alıcı tarafında bekleyenler bütün satış işlemleri alıcı tarafında bekleyenler tarafından karşılanamadığı için daha aşağıki fiyatlara doğru kaymaya başlıyor fiyat. İşlem görülen yer aşağıya doğru kaymaya başlıyor. Bid fiyatı hisse senedini almak isteyen yatırımcılar için önemlidir. Bir yatırımcı hisse senedini satmak istediğinde bid fiyatı üzerinden işlem yapar. Bid fiyatı üstünden alır. Satar, pardon.
Borsada işlem gören senetleri için bit fiyatı alıcıların talepleri doğrultusunda sürekli olarak güncellenir. Örneğin alıcılar daha yüksek fiyattan almaya hazırsa daha yüksek bit fiyatları koymaya başlarlar ve fiyat yukarı doğru kaymaya başlar. Evet, alım ve satım fiyatları yani bit ve ask fiyatları budur arkadaşlar. Bazen mesela gittiğinizde döviz gişelerinde alım ve satım arasındaki farkın çok büyük olduğunu görürsünüz. Bu sizin avantajınıza olan bir şey değildir. Aldığınız anda satmak isterseniz alım ve satım arasındaki fark sizin zararınız olur. Burada gördüğünüz bu iki değer arasındaki fark çok azdır, hatta yok denebilecek kadardır. Böyle hisselerde buna spread deniyor arkadaşlar. Alım satım arasındaki fark çok az olduğu için bu tür hisseleri işlem yapmak, tabi diğer şartları karşılıyorsa daha sonra bakacağınız şey spread'tir. Bu alım satım arasındaki fark saatlere, işlem hacmine göre değişebilir. Sabit değildir arkadaşlar. Gün açıldığında mesela 10 sent spread olan bir hisse işlem hacmi arttıktan sonra 1 sente düşebilir. Evet, alım satım arasındaki fark bit ve asklar böyledir. Bir emir verirsek mesela arkadaşlar şu anda örneğin bir limit emri vermek istiyorum. Limit buy emri verirsem bu değerin altında bir emri vermem lazım. Yani 6.82 altında limit buy emri verirsem fiyat 6.82 altına gelirse bir alım işlemi gerçekleşir. Sell emri verirsem mesela 7'de limit sell emri verirsem burada seller oluyor. Satış yani limit satış emri verirsem fiyat 7'nin üstüne çıktığında satış işlemi gerçekleşir. Aynı şekilde işte stop emirleri vesaire aynı şekilde verilir. Gün içi işlem yapanlar arkadaşlar, bakın burada fiyat aşağı inince bu da aşağıya doğru kayıyor. Gün içi işlem yapanlar hotkeyler yani klavyedeki önceden ayarlanmış kombinasyonlu tuşlarını kullanarak bitte al, askta sat vesaire ya da askta sat, bitte al vesaire gibi konfigürasyonları kullanarak alım satım işlemi yaparlar. Örneğin alt 1 tuşuna basarsam benim ayarladığım konfigürasyonda bir emir burada görünüyor bakın. Bunu klavyeye basarak gerçekleştirdim. Alt 3'e basarsam bir satış emri için emir gönderilmiş oluyor bunun gibi. Evet, bit ask level 2 bu şekilde arkadaşlar.